Dış politikada neler yaşandığında birazdan Elçi krizini konuşacağız. Fakat hemen söyleyeyim, bir krizde Rusya ile patlak verdi verecek. Birazdan ayrıntısını vereceğim. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Ukrayna Donbas harekatına kalkıştı. Orada Ukrayna ile Rusya arasında sıcak bir gerilim yaşandı. Ve Lavrov Türkiye'nin dedi Ukrayna'ya ki sattığı İHA'lar, Ukrayna'da SİHA'lar özellikle. SİHA'lar ilk defa olarak daha önce gözetim maksatlı, istihbarat maksatlı kullanılıyordu. İlk defa olarak Ukrayna ordusu bunu kendi ülkesinin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı denilen grupla savaşırken sahada kullandı. Yani bizim sattığımız İHA'lar Rus mevzilerini bombalamak için kullanıldı dün. Bu çok ciddi bir olay ve çok potansiyel bir kriz ve Rusya buna bir cevap verecektir diye Şimdi düşünüyoruz. Lavrov'un sözleri aynen şöyle. Anladığımız kadarıyla bir takım haberler gelmiş. Donbas'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiler geldi. Anladığımıza göre bu açıklamalar Ukrayna ordusunun provokasyon gerçekleştirdiği Filanköy ile ilgili. Elbette tarih, bakın burası önemli. Elbette tarih, Ukrayna'nın kaprisli taleplerini kabul eden herkesi düşünmeye sevk etmelidir. Şimdi bunun ne anlama geldiğini daha sonra konuşacağız. Elçi krizinden, Amerika krizinden, Rusya krizine biri bitti, diğeri mi başlıyor? Yoksa her ikisi de buzdolabında kalacak ve bu bize bir şekilde bir maliyet olarak geri dönecek mi? Tarih Bunları hatırlatalım. konuşacağız. Rusya ile 11 savaşa girdi Osmanlı İmparatorluğu tarihinde. 11 mi? Kimileri bazı muharebeleri de sayıp 17 diyor ama 11 büyük savaş. Bunlardan Kırım Savaşı dışında maalesef hepsini kaybetti Osmanlı. Maalesef diyorum bana, yani ben de bir tarih okuyorum. Kırım Savaşı'nda Batı ile birlikte İngilizler. İngilizlerle birlikte hareket etti. Tabii tarih hatırlattığı zaman Ruslar her zaman bir böyle hafif bir parmak sallama var orada. Ama bilmiyorum, bu konuyu konuşacaksak Konuşacağız, konuşacağız. tamam. Şimdi öbür tarafa bir gidelim, Amerika tarafına. Bugün Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Erdoğan'la Biden Glasgow'da iklim zirvesinde görüşeceklermiş. Cumartesi günü Roma'da G20 zirvesi var. Hemen arkasından Glasgow'da iklim zirvesi var. Orada Biden'la kesin gibi artık öyle anladık. Görüşecekler diyor Çavuşoğlu. Dahası görüşme teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi diyor. Yani ABD Biden talep etti Erdoğan'la görüşmeyi diyor. Şimdi gelelim bu meseleden bir kriz Amerika ile ne yaptık, gittik, geldik vesaire. Ama şunu da paylaşmaya devam ederek Çavuşoğlu'nun bugün CNN Türk'te Dicle Canova'nın konuğuydu Çavuşoğlu. Orada bir takım işte bilgiler verdi. Fakat en önemlisi bu büyükelçi kriziyle ilgili söylediği tuhaf şeylerdi. Dedi ki Çavuşoğlu, kabine toplantısı sırasında dedi, elçilerin sınır dışı edilmesi için talimat vermeye hazırlandık dedi. Yani baya baya iş Kabine bu noktaya kadar toplantısı geldi olduğunda diyor. zaten dışişleri bir formül üzerinde çalışıyordu. Yani bütün hafta sonu bir çare bulunmaya çalıştı ve bu çare bulunmasını isteyen Türkiye'nin sadece batılı muhatapları değil, aynı zamanda Ankara'ydı. Gerçek şu ki Türkiye bu istenmeyen kişi, persona non grata tehdidiyle kendini uçurumun kenarına getirdi. Uçurum diyorum, gerçekten uçurum. Çünkü Evet. ekonomiden
yani siyasete kadar her şeyi etkileyecekti. Yandaş medyanın kalemleri bile böyle söyledi. Bu uçurumdan Türkiye'nin çıkması için bir formül bulundu. Türkiye bu uçurumdan çıkartın beni. Beni buradan ben atlamak istemiyorum artık aslında dedi zaten. Ve haliyle Dışişleri Bakanlığı'nın rolü övülüyor. Bu krizin çözülmesinde bulunan formülde bir formül bulundu ama bu tam da Türkiye'nin 10 büyükelçiyi atmamasına imkan verecek bir formül. Yani sen bir kuyuya düştün, ben sana bir ip uzatayım gibi bir durum oldu. Namık'tan da böyle anlatıyor Türkiye'nin Washington Büyükelçisi. Burada Türkiye iç kamuoyuna bunu biz dik durduk, işte onlar geri adım attı vesaire gibi sunuyor, sunacaktır. Kimsenin de çok umurunda değil dünya kamuoylarında. Dünya ise Erdoğan böyle bir tehditte bulundu, sonra işte geri adım attı gibi yorumluyor. Gerçek şu ki bütün bunların nahoş bir tadı oluyor. Nahoş bir, tabii ki G20'den Glasgow'a ertelenmesi Biden'la görüşmenin biraz da bu krizle ilgili. Ama daha da ötesinde bence hani şu çok üzüntü veren bir şey. Türkiye tehditle kendini duyurabileceğini düşünen bir ülke oldu. Yani ben o şimdi çok, evet. Suriye'ye şunu tehdit edeceğim, o zaman beni ancak dinleyecekler. Ama, çünkü normal koşullarda beni dinlemiyorlar, hale almıyorlar, benimle görüşmüyorlar. Bunu içeride de yapıyor. Yani en son dün grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na söyledikleri tarihi önemde kayıt düşülesi bir durum. Şimdi bakın Çavuşoğlu'nun açıklamalarından birer cümle daha aktarayım. Çok kelimeyi nasıl seçmeli? Tuhaf bana göre tabii. Şeyler söyledi Dışişleri Bakanı. Dedi ki bu işte dik durduk, kabul etmeyiz, persona non grata ilan ederiz sözlerinden sonra Erdoğan'ın. Diyor ki Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra bir panik başladı. Büyükelçilerde ve başkentlerinde. Ankara'da da başladı. Asıl ne Ankara'da büyük diye, panik. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Yani persona non grata işlemi için biz hazırlığımızı yaptık, hazırdık. Hazırlıklarımızdan haberdar olan bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş. Şimdi büyükelçilerden bavullarını toplamaya başlayanlar olduğunu bir ülkenin Dışişleri Bakanı nasıl haber almış olabilir, bunu nasıl söyleyebilir? Şimdi bu başlı başına bir diplomatik skandal. Bence bu çok ciddi bir ifade değil. Bavullarını toplasınlar mı efendim diye bir memur sormuştur. Belki ona o espriye istinaden diyor. Sanmıyorum. Ben bir büyükelçiyle konuştum bu arada. Ne oluyor size gelen bir ifade var mı? Bu 10 büyükelçiden birine. 10 büyükelçiden birine. Bize kimse bir şey demedi dedi pazartesi sabahı itibariyle. Yani bize hiç bir... ne arayan soran ne bir şey diyen var bilmiyoruz dedi. Önemli yani bir ülkenin büyük temas kurulmamış hiçbir mı? Temas kurulmamıştı. Pazartesi sabah yani kabine toplantısının olduğu sabah itibariyle Ankara bir panik halindeydi. Çünkü Ayşen her şeyi bırak. Siyasi kriz, AB üyeliğinin askıya alınması vesaire bütün bunları bırak. Hani Amerikan elçisini göndermek NATO'da şurada burada Amerikan Kongresi'nde nasıl bir kriz yaratır? Biden görüşmesi iptal olur ama piyasaları sadece düşünelim. Ekonomiden konuştuk. Türkiye dış finansman değil, batı finansmanı olmadan şu anda ekonomisini götürebilecek bir durumda değil. Tabii. Türkiye'ye gelen finansmanın 200 milyar borcu var, dış borç var. Merkez Bankası rezervleri artıda gözüküyor. Swaplarla yani aldığımız borçlarla ama gerçekte negatif, eksi 50'de haliyle Türkiye bu yıl 200 milyar dolar bulması gerekirken 10 AB ve ABD dahil 10 ülkeden büyükelçiyi yurt dışına gönderemezdi. Gönderse herkes biliyor, Merkez Bankası Başkanı da biliyor, Mevlüt Bey de biliyor, şu da biliyor, bu da biliyor. Büyük bir ekonomik buhranın içine sürüklenecektik o gece. Yani ödemeler dengesi krizinden söz etti insanlar. Bankalara koşup dolar alma paniğinden söz etti. Dolar kaç olur diye aramızda espriler yapıldı değil mi? Senin de çevrende. Haliyle pazartesi günü böyle bir karar alınsa salı günü Türkiye ekonomisi batmış olacaktı. Bunu ben biliyorsam sen biliyorsan herhalde
Hükümet de biliyor, kabine üyeleri de biliyor. Aslı'cığım, senin benim bilmemizin hiçbir önemi yok. Kabinedeki herkes biliyor. Kabinedeki biliyor. Emin ol. Abdülkadir Selvi yazdı. Dedi ki 15 yıl geriye Mehmet gideriz Barlas dedi. Mehmet Barlas yazdı. Mehmet Barlas sabahta yazdı. Mehmet Barlas. Çok ilginç ama enteresan orada, şeyler yazıyor. Yani hani demek ki herkes biz bu kuyudan nasıl çıkacağız derdindeydi. Tekrar söylüyorum, 200 milyar dolar bulması gereken, yoksa default etme riski olan bir ülke, bir ödemeler dengesi krizini, bir döviz krizini, bir bankacılık krizini, Ransom olayında biz çok ağır bir bankacılık krizinin eşiğinden döndük. Trump'ın iki tweetiyle. Yani ekonomimizin bu anlamda bu kadar kırılgan olduğunu artık biliyoruz. Maalesef o kırılganlık 2018'den bu yana düzelmedi. Arttı. Çünkü yönetimsel sorunlar da eklendi. Merkez Bankası'ndaki değişiklikler, lütfü elvan gidecek mi kalacak mı gibi piyasalardaki tedirgin. Piyasa bu kadar tedirginken 10 büyükelçinin atılması... Şimdi